Evlenmeye nasıl karar vermeliyiz? Doğru kişi tanımı nedir? Doğru kişi tanımı aslında kafamızda oluşturduğumuz bir kahraman tanımı oluyor Öyle bazen. mi? Hayalimizdeki o prens mi, prenses mi? Evet, bazen öyle bir Hani tanımla beyaz karşı atlı karşı prens yakalıyoruz. deniyor. Beyaz atlı prensim gelip alsın beni. Peki yani evleneceği beyaz atlı prens aslında çok mükemmeliyetçi davranmadan nasıl gelir? Yani aslında şöyle, burada beyni incelemek lazım, duyguları incelemek lazım, insanı incelemek lazım biraz. Şimdi beynimiz üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşamamız işte yeme, içme, yani birincil ihtiyaçlarım, barınma gibi ihtiyaçlarımızın karşılandığı aşama. İkinci aşamamız işte duygusal da hissetmek, dokunmak, aşık olmak, sevmek gibi ihtiyaçlarımızın karşılandığı aşama. Üçüncü aşama da kritik yaptığımız aşama. Matematik aşaması, planlar yaptığımız, hayaller kurduğumuz, hayalleri gerçekleştirmek üzere işlemlerde bulunduğumuz aşamalar. Şimdi karşımızdaki kişiyi bu üç aşamada da değerlendirip eğer oturtuyorsak hayatımızda bir yere, Evet. burada o zaman evet dememek için herhangi bir şeyimiz yoktur, sebebimiz yoktur. Dolayısıyla burada beklentimiz ne? Hayattan, kendimizden, karşımızdaki kişiden beklentimiz ne? Bunu doğru ortaya koyabilmeliyiz. Yani kendimize ettiğimiz sözcükler ne? Kendimizi eleştirdiğimiz noktadaki sözcüklerimiz ne? Karşı tarafta bu noktada bizi karşılayabiliyor mu? Burada yüklemek değil, hani bu karşılamaktaki bazım. Burada beraber yüklenebiliyor muyuz bir şeylere? Beraber göğüs gerebiliyor muyuz? Beraber kötümüzde de el ele olabiliyor muyuz? Yani çünkü insanlar her zaman çok doruk noktada belli kararlar alıyorlar. Daha sonrasında çok değiştin diyorlar. Aslında doruk noktadayken zaten çok değişiktin. Yani Evet. sen de değişiktin, o da Tamam. değişikti. Başka bir noktadan bakıyorduk dünyaya. Tamam. Başka değer yargılarımız vardı. Uçabileceğimizi zannediyorduk. Hiç konmadan. Evet, değil mi? Dolayısıyla biraz daha yere inerek aslında Aslında karar şöyle vermek lazım. bir şey, bazı uzmanlar, değerli seyirciler şu şekilde söylüyorlar. Yani aşk zirvedeyken evlenmeyin. Biraz inişe geçtiğinde ve Fulya Hanım'ın dediği gibi ayaklarımız yere bastığı zaman hani gerçek beklentilerimizi, gerçek kim olduğumuzu görüp gerçekten hani aşkın bittiğinde sevginin yamaçlarında ve saygıyla yani çift kanatlı nasıl uçabiliriz bilmek ve onu görünce tamamen aşkı da bitirmeden bir çok kritik bir süreçte evlilik kararı alınabilir. Ve kendi neler yapacağını da beklentilerinde söylersen, o anlaşmayı yaparsan sonunda kadın hani erkeği değiştirmeye veya erkek kadını değiştirmeye kalkmayacağı şekilde hareket etmek lazım. Bazıları bu konuyla ilgili hani maddi manevi evlilik anlaşmaları yapabiliyorlar. Saygı duymak lazım. Sonuçta birçok hırgür çıkmaktansa baştan her şeyi konuşmak lazım. Sonra pazarlıktan veya ben bu sonuçta evlilik bir şirket gibi ben bu ortaklıktan paldır küldür çekiliyorum demek her iki tarafı da çok maddi manevi üzecektir. Karşılıklıysa bu anlaşma, Evet. yani her iki tarafında niyeti varsa hiçbir sakıncası yok anlaşmanın. Dediğiniz gibi yani baştan o niyetler ortaya konmadığı için sorunlar Tamam. çıkıyor aslında. Niyetlerin ortaya konmamasının bir sebebi de aslında kaygılar. Kaybederim kaygısı veya benim bu yüzümü gör